be there with them. Sayın Rektörüme teşekkür ederim. Ve il başkanlığı yaptığım dönemde hep şunu ifade ettim. Esas olan güç. Şeye başladığım zaman İstanbul Fakültesi nasıl kazanırım? Çok özlediğim, çok az. Ortaokul birden başlayarak lise kitaplarını tamam. Şöyle düşündüm. Bir kere dedim İstanbul, Ankara, İzmir. Evet şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bunlar, insanın böyle kendisini anlatması da çok güç bir şey. Bundan önce de Türkiye Noterler Birliği'nde ikinci başkandım. Öncesinde de oda başkanlıklarım, birçok vakıf başkanlıklarım oldu. Ama buralarda hep böyle çok mu olmayı arzu ettim? Onu içtenlikle söyleyemem. Ama bir şey söyleyebilirim. Kesinlikle buna ta lise çağlarında inandığım bir şey bu. Ve burada da çok fazla eleştirdiğim bir konu. Onu da ifade etmek istiyorum. Ben bilginin önemine çok inandım. Ve il başkanlığı yaptığım dönemde bana dediler ki başkanım en çok eleştiri aldığım konu bu oldu. Ya başkanım şu masaya bir yumruğunu vursana. Bu masaya bir yumruğunu vur dediklerinde ben hep şunu ifade ettim. Esas olan güç bilgidir. Bu bilgili olduğumuz zaman güçlüyüz ve bilgili olduğumuz zaman da etkiliyiz diye söyledim. Karşılaştığım herhangi bir problemde şunu aramadım. Bana sorsanız efendim temel felsefen nedir? Mevlana'nın bir sözü var ki beni çok etkilemiştir. Çevrendeki bir insanın en ufak bir mutsuzluğu sana yansır. Seni mutsuz eder. Bütün çevremle birlikte mutlu olmayı hedef edinmişim. Bu nedenle de seçime girerken şöyle demiştim. 2 milyon kardeşliği veyahut da 2 milyon insanın mutluluğu için sloganıyla seçime girdim. Çok şükür ki şu ana kadar bana gelenlerin hiçbiri bunun aksine bir söz ifade etmeler. Ya başkanım, hani sen 2 milyon insanın kardeşliğini ifade istiyordun veya mutluluğunu istiyordun? Bu sözün aksine bir söz duymadım. Çünkü yüreğimin herkese çok açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu böyle de devam edecek. Çünkü insan değiştiyse gelen bir şeyi kalbine, gönlüne oturduğu zaman artık o kendi hissiyatını da değiştirme şansına sahip olmadığını düşünüyorum. Çalışmak çok önemli, bilgi çok önemli. Benim hayatımda işte efendim ne olur ki? Hayatınızın bir bölümünü gözden çıkarın, kalan hayatınızı tamamen etkilesin, değiştirsin, güzelleştirsin. Eğer ben bugün oturup da 10 ay çalışmamış olsaydım, hayatımın kalan kısmı bu kadar değişiyor olmayacaktı. Her biriniz için çok fırsatlar var. Bugün özel bir gün. Şehrimizin en güzide siyasi liderlerinden birisi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Kendisi de bu okulun mezunu olduğu için sizinle aynı frekansları paylaşabilir. Eminim ki siyasi hayatı, meslek hayatı ve siyasi hayatında geçirdiği tecrübeler sizin için çok önemli kilometre taşları olabilir. Bu fikirlerini ve tecrübesini paylaştığından dolayı kendisine hoş geldiniz diyoruz. 10 ay çalışmamış olsaydım, hayatımın kalan kısmı bu kadar değişiyor olmayacaktı.